Yaşlandım. Günaydın. Bugün 1. ayım. Başlıyorum böyle rahat rahat ama bakmayın, bu rahatlığımın sebebi aslında şuraya sığmak için. Yani en uygun video çekebileceğim yer burayı buldum. Bu en uygun yerde hiç uygun materyal yok seni koyabileceğim. O yüzden ben de terliyim. Terliğimin altında power bank'im. Üstünde 1 litrelik suyum. 1 litrelik suyumun üstünde kapak niyetine bardağım. Üstüne de sen duruyorsun kameracığım. Başka da bir şey de kullanamam artık. Çünkü zaten susadım mesela. Şu an susadım. Psikolojik olarak susadım. Ve hep o suya bakarak konuşacağım. Bu video çok konuştuğum bir video olacak. Sanki zaten çok konuşmuyormuşum gibi. Beslenme çantam yanımda, 2 tane sandviç yaptım kendime bugün için. Bir de uzun zamandır canım çikolata istiyordu. Dedim ki artık kendine bu eziyeti yapmayalım. Çünkü para konusunda çok dikkatli olmaya çalışıyorum. Ama çok açık veriyorum. En ucuz bulabildiğim çikolatayı aldım. Yemek için sabırsızlanıyorum. Ama önce mi yesem, sonra yemekten sonra mı yesem çok kararsızım. İçinde de şey var bunun, dulce de leche. Süt reçelimsi şeylerle böyle bir sürü şey yapıyorlar işte. Onlardan var içinde. Ama bence hakkını vererek mi? Önce bunu yiyeyim, ondan sonra yemeğimi yiyeyim ben. Alabileceğim en dişe dokunur şeyi almışım, bana helal olsun. Gerçekten bir lokması bile öyle güzel yetti ki. Ben bunu parça parça yerim. En son otostopla Ribeirão Preto şehrine geldim. Ve o şehirde aslında 2 günlüğüne gelmiştim. Yılbaşı için aldığım bir davet üzerine. Ubatuba'da tanıştığım 2 kişinin daveti üzerine yılbaşını geçirmek üzere gittim sadece oraya aslında. Çok da mantıklı bir şey değildi çünkü 100 kilometre ötede başka bir şehirde çiftliğim vardı. İlk 2 günü yakmayı düşünerek gittim oraya. Ama o kadar güzel bir yerle karşılaştım ki, yani o kadar güzel insanlarla karşılaştım ve o kadar çok Brezilya'nın, gerçek Brezilya'nın ve insanların içindeydim ki. İdil dedim, sen neden geldin buraya? Çiftlik her zaman bulursun ama bu kültürleri tanımayı çok istiyorsun. Onları gerçekten tanımak ve vakit geçirmeyi çok istiyorsun. O yüzden burada kalmak senin için çok daha mantıklı. Çünkü zaten beni kalmam için de zorlayan insanlar vardı etrafımda. Ben de kaldım. Çiftliğimi iptal ettim. İyi ki çıktım o yoldan. İyi ki iptal ettim. İyi ki bu insanlarla tanıştım. Şu an benim Brezilya'da bir evim var. Yani şu an buradayım, Arjantin'deyim ve benimle her gün konuşup hadi ne zaman geri dönüyorsun diyen insanlar var. Ve bu beni aşırı mutlu ediyor. Yani artık Brezilya'da bir evim var. Sizin de bir eviniz var. Bir gün eğer Brezilya'ya gelirseniz ve São Paulo eyaletinde Ribeirão Preto şehrine gitmek isterseniz orada bir eviniz var. Bu videonun amacı Güney Brezilya insanları nasıl? Ne yerler, ne içerler, ne yaparlar, eğlence anlayışları, konuşmaları, sohbetleri, kültürleri öğrendiğim kadarıyla tabii ki. Sadece bu 20 güne sığdırabildiğim kadarıyla. O zaman başlayalım ama nereden başlayalım bilmiyorum. Brezilyalı insanlar ilk olarak Türklerle çok böyle benzer yanlarının olduğu herkes tarafından bilinen bir şey. İşte Türklerin Hristiyan hali. Hep böyle espri içerisinde de konuşulur. Evet, aslında samimiyet olarak, içtenlik olarak, misafirperverlik olarak, bazı cehalet olarak, bazı her şey olarak açıkçası Türklere çok benziyorlar. Ancak çok büyük de farklılıkları var. Bu da çok önemli farklılıklar. Mesela biz mutsuzuz. Onlar mutlu. Bu onları dertsiz yapmıyor. Dünyanın en büyük dertleriyle de başa çıkmak zorunda kalabilirler. Her insanın bilmediğimiz bir sürü derdi ve bir sürü sıkıntısı var. Bu ülkede de çok yüksek oranda geçim sıkıntısı var. Türkiye'de kazandığınız parayla burada bir aylık çok rahat geçinirsiniz ama burada o paraları kazanamıyor insanlar. Fiyatlar böyle çok ucuz gelebiliyor ama ben Türkiye'deki paraya göre değerlendirdiğim için bana ucuz geliyor bazı şeyler. Tabii param yok, yine sıkıntı çekiyorum ama yani param olsaydı o rahatmış diyorum ama o parayı Türkiye'de kazanmış olsaydım. Buradaki insanların da büyük sıkıntısı o, geçim sıkıntısı. Ama muhabbet ettiğin zaman, insanlarla vakit geçirdiğin zaman sanki hiç kimseye hiçbir sıkıntısı yokmuş gibi. Gerçekten böyleler. Sürekli şakalaşıyorlar. Kültürlerinin büyük bir parçası da sürekli şakalaşmak. 7'den 70'e herkes sizinle şakalaşıyor. Başta böyle bir kafam karıştı falan da oldu. Yani çünkü 7 yaşındaki çocuk benimle şakalaşıyor. 75 yaşındaki adam, teyze, kadın, herkes. Bu durumun ciddiyetini, bu durumun onları nasıl değiştirdiğini ve hayatlarına ne kattığını aslında onları tanıdıkça anlamaya başladım. Hani tamam, ilk tanıdığım daha ne kadar güzel, sürekli şakalaşıyorlar deyip böyle üstünkörü bir yorum yapıp geçtim ama kaldığım müddetçe orada beni her tanıştığım insan neredeyse evine davet etti. Yemekler yaptı, böyle Zaten sürekli birlikte vakit geçiren bir kültürleri var. Sürekli bir aradalar. Evlerinin avluları var genellikle ya da bahçelerinde ya da ne bileyim evlerinin önünde hep sandalyeler atarlar ve böyle oturuyorlar sürekli ve muhabbet ediyorlar. Beni böyle evlerine, bir şeylerine davet ettikleri zaman gördüğüm manzaralar, evlerinin içinde bulunduğu yokluk aslında. Mesela evde engelli olan babası ama buna rağmen nasıl vakit geçirdikleri, nasıl anlatayım bilmiyorum açıkçası ama aslında beni anlıyor da olabilirsiniz. Öyle yokluklar gördüm ki ama o kadar tezat bir şekilde mutlu görünüyorlar ki. İlk gördüğümde böyle çok hani bocaladım açıkçası. Çünkü bizim ülkemizde dertlerimiz çok önemli. Bizim önümüzde yürürler, yanımızda yürürler. Biz sürekli onlardan bahsederiz. Bütün konuşmalarımız bunlardır. İkinci biriyle samimiyetimiz birazcık arttığında ikinci oturuşumuzda dertlerimizi konuşuruz sadece. Yoruyor da bu bizi. Bence çok daha fazla yoruyor aslında. Hayat ve şartlar herkes için farklı farklı ve genel olarak herkes için sorunlar var. Ama bu sorunlara odaklanmak yerine günün akışına, yanındaki insanların enerjisine odaklanmak ve ona göre günleri geçirmek çok daha mantıklı. Ve bu insanlar bunu yapıyorlar. Bu insanların da çok fazla dertleri var. Ama o dertleri konuşsalar da var, konuşmasalar da var. Bunu onlara söylediğimde onlara çok garip geliyor. Yani ne yapacaktık ki? Ne yapacaktık ki zaten başka? Yani bu benim söylediğim şey onlar için konuşulacak bir muhabbet bile değil. Ve bu benim çok hoşuma gitti açıkçası. Şeyler hakkında konuştuğumuz zaman anlayamadıkları konular olabiliyor. Mesela ben de nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Yani kültürel diyorum falan ama mesela Türkiye'deki ailelerin fotoğraflarını görmek istedikleri zaman işte her aile bir değil tabii ki ama genel olarak fotoğraflara baktıkları zaman insanlar neden mutsuz? Neden sinirli bakmışlar kameraya? Aslında o insanlar mutsuz değil. Aslında o insanlar sinirli değil. O insanlar hep birlikte oturdukları için aslında mutlu bile. Ama bizim çok daha böyle aile içerisinde falan çok birbirimize karşı saygılı bir yapımız var. Ama tabii ki de bu onların yaptığı şey saygısızlık yapmıyor. İşte o yüzden onlara bunu anlatmak bazen çok zor olabiliyordu. Çok uzun konuştum bu meseleyi ama benim için belki yani Brezilyalıları tanımak için en önemli detaylardan biri bu. Diğerleri yemek, içecek, çünkü bu falan fistan. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Ama önce bir lokma daha alacağım. Bu arada bu ailelerle bu kadar vakit geçirirken hiçbirine video çekmedim. Çok istedim. Evleri videolamayı çok istedim aslında. Tam içerisindeyken kameranın köşede olmasını çok istedim. Birçok şeyi kaydetmeyi çok istedim. Ama kimseyi rahatsız etmek istemedim. Bana çok sıcaklardı ve çok sevecenlerdi. Çok misafirperverlerdi. O yüzden hiç kameramı unuttum birçok yerde. Çok ufak ufak çektiğim şeyler vardır. Onları da zaten izlemişsinizdir. Peki ne yiyorlar, ne içiyorlar? Kıpkırmızı topraklarıyla aşırı zengin bir ülke burası. Yani her şey var. Her şeyin envai çeşidi var. Burada sağlıklı olmak istersen de, sağlıksız olmak istersen de her şeyin olduğu bir ülke burası. Herhangi bir alışveriş merkezine gittiğim zaman kendimi Makro Center'da hissediyorum. Çünkü çeşit çeşit kurabiyeler, bisküviler, çikolatalar, böyle süt reçelleri, tatlılar, şerbetli değil. Pudingler, şunlar bunlar yani. O kadar çok güzel şeyler var ki. Obez olmak istersen yolun çok ciddi açık. Zaten şeker kamışının en çok üretildiği ülke mi burası? Her şeyi şeker var. Bu kadar kolay üretilip bir de bu kadar bağımlısı olunabilecek bir şey. Her şeyde kullanıyorlar. Tatlılar yapıyorlar, üstlerine bir de böyle toz şeker atıyorlar. Hani pudra şekeri değil, toz şeker atıyorlar üstüne falan. Her gittiğin evde sana kahve ikram ediliyor haliyle. Her evde sürekli kahve var haliyle. Ama içleri şeker dolu. Benim şekersiz içtiğime inanamıyorlar yani. Onlar için çok garip bir dünya. Şekersiz kahvenin olması. Yani her şey var. Ama sağlıklı olmak istersen de her şey var. Mesela benim ablam buğdaya alerjisi var. Ve çok zorluk çekiyor bu konuda. Ama burada yaşasaydı eğer buğdayın ne olduğunu unuturdu. Çünkü buğday yerine tercih edebileceği sabah kahvaltısında, akşam yemeğinde, ekmek yerine yiyebileceği bir sürü şey var. Adlarını hatırlamıyorum. Neydi hatırlamıyorum ama mesela bir şey gördüm. Şu anda çok mantıklı değil şunu öyle söylemek ama bir şey gördüm. Böyle beyaz. Onu sabahları suyla karıştırıp yapıyorlar böyle krep gibi oluyor. Akşam yemeklerinin yanında, sabah kahvaltılarında her şeyde yiyorlar. Böyle çeşit çeşit envai çeşit şey var yani. Bereketli topraklar, her şeyin yetiştiği bir yer. Fast food çok ciddi gelişmiş durumda. Yani çok ciddi. Gerçekten hayatımda yediğim en güzel sandviçleri, en güzel hamburgerleri, en güzel pizzaları yedim burada. Hani bunlar için böyle seni çok iyi bir yere götüreceğim falan muhabbeti de değil yani. Köşe başındaki büfelerde yedim ben bunların hepsini. Tabii ki de bir sırrı var. Bol malzemiz. Tamam, et çok ucuz burada. Et çok ciddi ucuz. Yani 100 gram alacağınız herhangi bir kuru yemişle 4 adet bifteğin fiyatı aynı. Ama tabii ki konu sadece bu değil. Çünkü benim genellikle yediğim pizzalar vejetaryen pizzalar oluyor. Çünkü ben daha çok seviyorum böyle bol brokoli olsun. Ondan sonra pineapple olmasın. Bol bol peynir olsun. Domates olsun. Fesleğen olsun. Bunu daha çok seviyorum. Ve o kadar çok böyle bol ki malzemeler. Bence biz pizzada çok fazla ince hamura takmışız ama o ince hamurun üstüne koyduğumuz şey yok ki orada hiçbir şey. Sürekli ince hamur, evet ama birazcık lahmacun gibi mi olmuş bu? Biraz şöyle mi olmuş bu? Yediğim hepsinde ince hamur Türkiye'dekiler gibiydi. Hiç böyle çok da özel bir şey yoktu ama pizzaların hepsi mükemmeldi. Çünkü malzemeler çok güzeldi, boldu. Çok boldu, çok keyifliydi. Onun dışında evlerde ne yiyorlar peki bu insanlar genel olarak? Örneğin eğer bir eve davet edilirseniz ve işte yemeğe genellikle barbekü yiyeceksinizdir o evde. Barbekü yemiyorsanız da biftek olur, ondan sonra bir de tavuk olur. Sürekli bu ikisi muhakkak olur. Ondan sonra sulu yemek olur bir de başka bir tane. Onun içinde de et olur. Ama her zaman bir fix vardır. Yani bir eve özel olarak davet edilseniz de, edilmeseniz de, barbeküyse de, gittiğinizde sürekli olan bir şey var. Beyaz pilav, yanında da siyah fasulye yemeği. O siyah fasulye yemeğinin içerisindekiler kişiye göre değişiyor. Bazen sebze kullanıyorlar, havuç genellikle kullanırlarsa. Ya da bacon oluyor içerisinde, sosis oluyor. Ama genellikle ben sade yedim. Çok güzeldi, çok lezzetliydi. Pilav ve o ayrı düşünemeyeceği için bunu tek bir olarak ayırıyorum. İkinci şey ise manyok. Bu tropikal, yarı tropikal Amerika'da yetişen bir bitki. Nişastası çok fazla. Patates gibi düşünebilirsiniz. Yer elmasına da benziyor. Yer elmasıyla patates arası bir şeye benziyor. Ben Türkiye'de sanki görmüştüm daha öncesinde ama çok emin değilim. İlgilenmemiştim de zaten Türkiye'de gördüğüm o şeyin ne diye. Oysa çok mutlu olurum çünkü çok sevdim. Patatese çok benziyor. İlk elimde patates sandım zaten gördüğümde ama yiyince anladım patates olmadığını. Ama lezzet de çok benziyor çünkü nişasta bol. Bu bol nişastadan dolayı yerlerini de çok böyle tercih etti. Yani herkesin sürekli yediği bir şey. Her evde sürekli olan bir şey. Bu ikisi fix. Barbekü kültürü müthiş bir şey. Yani bu kadar et ucuz olursa ve et bol olursa barbekü kültürün olur tabii. Ve bol olursa da nasıl olur söyleyeyim. Yani 100 gram çerezle eğer alacağınız etin fiyatı aynıysa, 100 gramdan fazla olan o etin fiyatı aynıysa, o barbekü yapılan günler sabahtan akşama kadar o barbekünü de hep yanar ve sürekli orada et vardır ve sen gidip gelip çerez yer gibi onu yersin yani. Biz nasıl birilerini davet ettiğimizde sürekli çerez vardır, onu değiştiririz falan fistan ya. Orada sürekli et var. Çok güzel. Çok güzel. Ama genel olarak insanlar yine de sağlıksız. Yani evde beslenen insanlar da sağlıksız, dışarıda beslenen insanlar da sağlıksız, herkes sağlıksız. Parachi, Ubatuba gibi yerlere gidip daha kırsal kentlerde yaşadığımda İstanbul'da yaşamaktan artık vazgeçmiş, Ege'ye yerleşmiş, şuraya yerleşmiş, kendi bahçesinde falan bakan öyle insanlarla tanıştım ve onların hayatları çok daha farklıydı. Ama genel olarak insanların genel yeme içme kültürüne bakıldığı zaman çok sağlıksız, çok ciddi bir kola tüketimi var. Bira tüketimi çok üst seviyede. En çok içtikleri şey bira ve kola. Bira hadi eve kasayla alındığını her yerde şahit olmuşsunuzdur. Ne bileyim etkinlik vardır, bir şey vardır falan. Tabii burada her akşam için bunu yapıyorlar ama eve 2,5 litrelik kolaların kasayla alındığını görmek süpermarketlerden ve bunun normal bir şey olması, bunun herkesin yapıyor olması. Bir oturuşta 2 kişilik yemek için işte 1 litrenin üstünde kolalar açılıyor. Ve bardak bardak sürekli içiliyor bunlar. Sürekli dolapta kola var ve o sürekli su niyetine içiliyor. Yani çok ciddi kola tüketimi var. Konu yavaş yavaş böyle dallanacak. Bira tüketimiyle ilgili mesela birayı nerede içiyorlar? Biz birayı nerede içiyoruz? Biz birayı kafelerde, barlarda içiyoruz değil mi? Onlar da tabii ki de kafelerde, barlarda içiyor. Peki alternatif olarak parklara gidiyoruz. Onlar da parklara gidiyor. Ama onlarda çok acayip bir yer daha var. Çünkü onlarda bizimkisi gibi tekel kültürü yok. Büyük süpermarketler var, belki mini marketler var ama bunlar zaten erkenden kapanıyor. Ama bu insanlar bütün gece içiyorlar ve bara da gitmek istemiyorlar. Alabilecekleri yer petrol ofisleri. İlk sefer bir şekilde böyle gidip oradan biri aldık falan ve ben sadece o sırada içiyorlar. Hızlıca açtılar, içtiler falan fistan diye düşünmüştüm. Bir de etrafıma baktım ki başka insanlar da oluşmaya başladı. Başka insanlar gelmeye başladı. Ertesi başka bir gün tekrar aynı manzarayı gördüm. Başka bir zaman hatta böyle müzik yaptıklarını falan gördüm ki muhtemelen şu an izliyorsunuz. Yani burada barlarda takılır gibi gelip buralarda takılıyorlar. Tüm gece bunu yapıyorlar. Böyle 1 saatlik 2 saatlik şeyden bahsetmiyorum. 5-6 saatlerini burada geçiriyorlar. İçeri girip çıkıp girip çıkıp biralarını alıyorlar. Müzik de yapıyorlar, dans da ediyorlar. Bunu bu kadar rahatlıkla yapabiliyor olmalarının sebeplerinden biri sigara içimi çok düşük. Ülkenin zaten bence havası hiç sigara içmeye uygun değil. Çok sıcak ve çok nemli. Yani nasıl sigara içebilirsin? İçemezsin. Ve sigara içme oranı da çok düşük ülkede. O yüzden petrol ofisinde kimse birasını içerken bir şeyin eksikliğini hissetmiyor. Ve bu kadar çok bira tüketen bir toplum olarak tabii ki de dünyanın en iyi biralarına sahipler. Şu an en iyi mi bilmiyorum aslında ama Almanya'da yapılan yarışmalarda bütün ödülleri birkaç yıl üst üste toplayıp evine buraya getirmiş olan bir biraya bakıyorsunuz şu an. Çeşit çeşit var, işte bekleme süresi, derecesiyle birkaç tane çeşidi var bu biranın. 2013 yıllarında, 15 yıllarında öyle şey zamanlar birkaç yıl üst üste toplamış o ödülleri de. Çok güzelsin. Yeme içme konusundan çıktım mı çıkmadım mı tam anlamadan son olarak söylemek istediğim şey var. Bunu aslında 2. videomda galiba ya da 3. videomda bahsetmiştim. Linkini şuraya bırakıyor olacağım muhtemelen ya da şuraya. İlk kez bunu yapıyorum. Hangi taraf bilmiyorum. Açaí. Daha detaylı orada anlatmıştım ama açai'yi orada çok sevmemiştim. Şimdi fikrim %100 değişti. Açai'yi çok özlüyorum. Açai müthiş bir şey. Allah'ım sadece açai yemek istiyorum. Onların bir meyvesi. O meyveyle de çeşit çeşit dondurma yapıyorlar ama buna dondurma demiyorlar. Her meyveyle karıştırıp, her kuru yemişle karıştırıp yaptıkları bir dondurma diyeyim. Ama dondurmadan ayrı olarak satılıyor. Yani bir dondurmacıya girdiğinizde açai'ler farklı tarafta, dondurmalar farklı tarafta. Çok özledim ben, çok özledim. Yemek istiyorum bir daha. Yemek konusunda da çıkmak istiyorum artık şimdi. Şkaravuşka, nuşkuş nuş nuş. Şu an aklıma geldikçe sıralayacağım bir sürü şeyi. Evlerden başlamak istiyorum. Evlere sürekli ayakkabıyla giriyorlar. Benim her zaman böyle Diyarbakır'daki surlardaki evler gibi böyle avlulu, 4 köşeli falan evler yapmak gibi bir hayalim vardı. Ama yerleri ahşap olarak tutmayı düşünürdüm her zaman. Hep ki burada onlarla şu şeyi deneyimledikten sonra yani yerlerin gerçekten taştan olması çok müthiş bir şey. Çünkü evleri yıkamak çok güzel bir şey. Elektrik süpürgesi hiç görmedim ben şimdiye kadar. İşte öyle bir şeye ihtiyaç duymamışlar. Çünkü hep yıkıyorlar evleri ve süpürüyorlar. Ama bu kadar çok süpürgenin satıldığı bir yerde süpürgelerin bu kadar adi olması çok kötü. Yani işte sopalı olan her şey, tuvalet fırçasına kadar 2. kullanımda o sopası çıkıyor yani. Her 2. kullanımda onu tekrar sıkıştırman gerekiyor. Şimdiye kadar ki bütün evlerde karşılaştığım durumdu bu. Çok saçma. Ayakkabıyla girmeyi çıkmayı kesinlikle sevmiyorum ve tasvip de etmiyorum ve kesinlikle kendi evimde bunu yapmam. Hatta kaldığım evlerden bir tanesinde yeni taşındıkları için evdeki kuralları birazcık değiştirmiş olabilirim. Ki bu gerçekten evin hanımının çok hoşuna giden bir şey oldu. Çünkü kim temizliği sevmez? Bir problemleri daha var bu arada. Bak yine yemeğe dönüyorum ama çok ciddi bir problem. Çok ciddi bir yemek israfı var Brezilya'da. Yani doyulduktan sonra sofradaki şey çöpe gidiyor. Tabandaki şey çöpe gidiyor. Tencerede kaldıysa tamam onu kaldırıyorlar dolaba ama o kalan salatadan ya da ne bileyim söğüşten kalmış ya da orada tabakta kalmış domatesleri ertesi gün kullanmak diye bir şey yok. Benim çok zoruma gidiyor. Ben çok rahatsız oluyorum. Elimden geldiğince onlara bunu aşılamaya çalıştım. Hani bunu söyleye değil de ben kendim yapa mesela atıyorum. Bir önceki günden kalan azıcık pilavla azıcık bilmem neyi dolapta böyle çok şey kötü duruyorsa kullanmıyorlar, atıyorlar. Ben doldurup o ikisini karıştırıyorum, yumurta kırıyorum, bir şeyler yapıyorum. Çok güzel bir şeye dönüşüyor falan böyle. Hepsi bu küçücük şeyden böyle büyük bir şey çıktı falan diye şaşırıyorlar. Onlarla bir miktar zaman geçtikten sonra bir şeyleri atacakları zaman gözlerimin içine bakıyorlardı ve böyle ciddi açıklamalar yapıyorlardı falan bana. Şu an bu durum konusunda ne noktalar bilmiyorum. Hani kolay değildir eminim böyle şeylerin değişmesi ama en son kaldığım işte evde şey kuralını getirmiştim. Yani kural demeyeyim. Kendi kabımı feda etmek zorunda kaldım ama kendim için yapıyormuş gibi yaparak onları da buna teşvik edip organik atık çıkarıyordum evden. Yani şöyle bahçeleri var. Her insanın bahçesi var. O bahçede toprak var. O zaman sen organik atıklarını bu toprağa koyup gübreni yapabilirsin. Kendin dünyaya, kendine böyle bir dönüşüm sağlayabilirsin. Bunu yaptım en son evde. Onlar da yapmaya alıştılar. Ve öğrendiğim kadarıyla hala da yapıyorlarmış. Bir şey oluyor kameraya. 45 dakikadır konuşuyorum. Kameranın şarjı %5 kalmış. O yüzden hemen hızlıca bitirmem gerekiyor. Çok fazla gece hayatının içerisinde olmadım ama Yani 5-6 kere falan onların underground'ıydı. Sevdikleri konserlerde öyle bir şeylere gitme şansım oldu. Cidden böyle çok underground mekanlar da gördüm. Otoparkı mekan yapmışlar. Otoparktan giriyorsun, arabanla giriyorsun, arabanı park ediyorsun. Sağ taraftan gidiyorsun, biranı alıyorsun, içeceğini alıyorsun. Oraya sahne yapmışlar ama bunların hepsi bir otoparkta gerçekleşiyor. Forró dansları, yani bütün Brezilya forró yapıyor. Herkes forróyu çok seviyor. Sırf bunun için danslara gidiyorlar, akşamları etkinliklere gidiyorlar. Müzikleri, kültürleri çok hareketli ve eğlenceli. Siz ne dinliyorsunuz diye sorduklarında çok sıkıntı yaşadığım zamanlar olmuştu ve o sıkıntıları atlatabilmenin yolu olsun diye başka insanlar da yaşarsa eğer diye bir tane blog yazısı bile yazdım. Bununla ilgili aşağıda koyuyorum o blog yazısını, linkini. Güney Brezilya denildiği zaman benim aklıma gelen bir tasarım var. Yani bir görsel var. Düşük binalar, yani bina da değil, tek katlı işte evler, bir şeyler falan fistan. Onların yüksekliğinde ağaçlar ama ondan daha çok plastik sandalye ve masalarla donanmış her yerdeki işte o büfeler, restoranlar, şunlar bunlar. Sarı, sapsarı plastiklerle donanmış, kıpkırmızı plastiklerle donanmış böyle yerler. Çok da hoşuma gidiyordu benim açıkçası. Ve bu mekanlarla ilgili bütün mekanların neredeyse önü büfe gibi böyle bir şeyler satıyorlar falan. Kimisi çok şey satıyor, kimisi az şey satıyor ama hepsi küçük bir market aynı zamanda. Sakın gelip kameramı kırma. Oh no. Thank you so much. Ciao, ciao. Şarjım bitti, o yüzden yayına ses kaydıyla devam ediyoruz. O sırada Ribeirão Preto şehrini, yani bir evimin olduğu, gittiğimde kendimi asla misafir gibi hissetmeyeceğim o şehrin görüntülerini zaten nereye koyacağımı bilmiyordum. Siz de onları izlemiş olursunuz bu arada. İsabet olmuş. Hiç uzatmadan hızlıca gözlemlediğim ve bence çok çok önemli olan bir detaydan bahsetmek istiyorum. Sabırları ve her şeyi bekliyor olan halleri. Bütün ülke hiçbir şeye yetişmek zorunda değilmiş gibi davranıyor. Yani koca uzun sıralarda sakince bekliyorlar, kimsenin gıkı çıkmıyor. Trafiklerde tek bir korna sesi bile duymuyorsun. Hani tam bir tane iki tane belki bir şeyden dolayı duyarsın ama o kadar büyük bir sabır ve sessizlik hakim ki bu konuda. Yani ben bir Türk olarak gerçekten ilk zamanlarda çok büyük zorluk çektim. Çünkü çok aceleci ve sabırsızım. Her şeye acelem var ya da öyleymiş gibi davranmaya alışmış bir bünyem var. Birçok kere bana insanlar neye acelem var bu kadar diye sordu bile. Onun dışında bir şey daha, klima yok. Ülkede klima hiç görmedim yani. Çok az bir iki eczanede belki görmüşümdür. O da eczane olduğu için. Pervane kullanıyorlar. Bence çok daha sağlıklı ama tabii onların sebebinin bu olduğunu sanmıyorum. Klima gördüğümde oldu ama çok zengin evlerde. Onun dışında genellikle sadece klima için değil, beyaz eşya ve bu ev aletleri konusunda çok çok az şey var evlerde. Çok böyle minimal şeyler var. Bulaşık makinesi mesela hiç görmedim. Ama keşfettiğim şeylerden biri de kahve makinesinin şu hayattaki gereksizliği ve o büyük makineleri gereksiz nasıl pazarladıkları. Bu konuda çok öfkeliyim. Buradan dönüşte burada kahve yapmak için kullandıkları filtrelerden getireceğim. Çok yeterli. Hiç gerçekten daha fazlasına ihtiyaç yok. Döndüğümde alabildiğim kadar çok alıp hediye edebildiğim kadar çok insana bundan hediye etmek istiyorum. Artık bunlar da bittiğine göre İdil'in veda kısmına bağlanabiliriz. İdil sendeyiz. Bu video böyle bir garip video oldu ama bu bir kültür videosu oldu. Tanıdığım ettiğim Güney Brezilya neymiş, kimmiş, bir evim varmış, bunları anlattım size. Size Güney Brezilya'yı anlattım. At var orada. At. Çekeceğim. Güney Brezilya'yı anlattım size. Ama siz tabii ki de bu videodan sonra hala benim Brezilya yolculuklarımı izlemeye devam edeceksiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.